süveterimizin arkadaşlar ikinci videosu. İlk videomuzda süveterimizin ön kısmını arkadaşlar ördük. Şöyle göstereyim. Başka bir şişte tutuyorum. Evet, patını da yaptık. Bu tarafını bitirmiştik arkadaşlar. Bu taraf yarısını da koltuktan kesmelerini göstermiştim. Birebir aynısıydı. Kesmeleri de aynı. Kestim ve iplerimi tamamen kesmeden şişimde bekletiyorum arkadaşlar. Arka tarafımız için önceki dediğim gibi lastik örgümüzü 3,5 numara şişle örmüştük. Birazcık sıkı olsun diye ben lastik örgümü ördüm. Ön taraf 76 ilmekti. Şimdi arka tarafı arkadaşlar 72 ilmek şişimize atıyoruz. Ve şu kenar kısmı size göstermiştim. Birbirini takip eden tor olduğu için. Ön tarafın bakın sondaki torumun çift toru 3 ilmek. Düz ilmekse bunun baştaki haroşa olacak. Yani ters örgü olacak. Üçer ilmek arkadaşlar. Birer ilmeğe dikişe gidecek. Benim kenardaki bu sefer ters ilmek 3 tane 15 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi düz örgüye geçeceğim arkadaşlar. 4 numara şişimle ön yüzdeyim. Artırma yapmıyorum. Birebir düz örgüyle 4 numaralı şişime geçiyorum. Örmeye başlıyorum arkadaşlar. Ön tarafı dediğim gibi 76 ilmek başlamıştık. Ve hatırlarsınız şöyle çevireyim yine. Burgularımızın içindeki şer tane ilmek artırmıştık arkadaşlar. Bunda o artırmayı da yapmayacağız. Arka taraf toplamda 80 ilmekti. Bunda toplamda 72 olacak arkası. Çünkü bu içine girme lastiklerimizin elastikiyetleri de var. Artırmamız da olmayacak. Düz örgüde birazcık daha serbest durduğu için toplamda 72 ilmek başlayıp 72 ilmeğimizi olduğu gibi düz örgü olarak koltuğa kadar öreceğiz arkadaşlar. Ön yüzde düz örgü. Arka yüzümüz ters örgü olarak arkadaşlar örgümüzü kol evine kadar öreceğiz arkadaşlar. Şuradan size sıra sayısı vereyim. Kaç sıra olduğunu sayıyorum sizin için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59 sıra arkadaşlar koltuğa kadar düz örgümüzü örelim. Koltukta koltuk kesmelerini de görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 59 sıra şuradan ters taraftan haroşa sıralarınızı sayarsanız ters sıralarınızı toplamda 59 sıra ördüm. Şimdi koltuklarımızı, koltuk artırmamızı yapıp kesmelerimizi yapacağız. Onun için de yine tekrar 7 tane ilmek artırıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, şimdi örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Yine diğer tarafta olduğu gibi bu tarafa yani iyi yüzde düz örgümüz olacak. O yüzden bu yüzü ters örgü olarak örüyorum. 7 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek. Evet, şimdi arka yüzde olduğumuz için arkadaşlar ilmeğimizi burada çevirmeden şu iki ilmeğimi bir örüp bir kesme işlemi yapıyorum. Dönüyorum. Baştaki ilmeği boşalıyorum.
örmeden. Ve bu yüzde düz örgü örmem gerekiyor. Düz örgümü ikinci sırasını örüyorum. 7 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Evet, tekrar dönüyorum. Bakın iki sıra burada ters örgüm oluştu. Şimdi çeviriyorum, düz örgü olarak öreceğim. 7 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. 4, 5, 6, 7. Bakın burada kestiğim ilmeğim var. Kestiğim ilmeğimle yine yandan bir tane daha ilmek alıp bir kesme işlemi daha yapıyorum. Bununla 2 tane kesmiş olduk arkadaşlar. Baştaki ilmeği örmeden alıp bakıyorum, örgüm ters örgü olarak devam etmek zorundayım. İkinci sırası ters örgü olarak 7 tane ilmeğimi örüyorum. Tekrar dönüyorum. Şimdi iyi yüze örgümün ters düşmesi lazım. 2 sıra düzüm olmuş. Ters olarak 7 tane ilmeğimi ördükten sonra 3. kesme işlemi yapıyorum. Tekrar çeviriyorum. Örmeden aldım ve diğer ilmeklerimi de düz örgü olarak örüyorum. Evet, tekrar döndüm ve bakın şimdi buraya düz örmem lazım. 2 sırada bir kenardaki lastik örgülerimizi çeviriyoruz arkadaşlar. 4. kesmemi de yaptım. Tekrar döndüm. Başa kadar örüyorum. Tekrar döndüm. Ve bu sırada 5. kesmemi yapıyorum. İlk etapta 5 tane keseceğim arkadaşlar. Ön tarafta 6 tane kesmiştim. Şimdi arka taraftayız. Ve ilk kesişim, yani başa kadar gitmeden burada gidip gelip kesme işlemi yaptım. 5 ilmek arkadaşlar. 5.'yi kestim. Ve diğer başa kadar örüyorum arkadaşlar. Evet, başa kadar ördüm. Tekrar burada da diğer koltuğumuz için 7 tane artırmamı yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Evet, yine yan, burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar, buradaki ile örgünüzün aynı düşmesi orasının da ne yaptık? Düz örgü öreceğiz burada. Çünkü şurasının düz örgü olması gerekiyor. 7 ilmeğimizi düz örgü olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, şimdiki buradaki 2 ilmeğimi yönü düzgün düşsün diye ters durmasın çevirip şurada bir ilmek kesme işlemi yapıyorum. Bu ilk kesmem. Diğer kenarda olduğu gibi toplamda 5 tane git gel, sade burada git gel yapıp 5 tane ilmek de buradan keseceğim arkadaşlar. 5.'ye kadar kesme işlemini yapıp geliyorum. Beşinci ilmeğimi de kestim arkadaşlar. Şimdi diğer başa kadar örüyorum. Dönüşte oradan keseceğim bir ilmek.
Şimdi örgülerimizi başa kadar örerek kesme işlemi yapacağız. Üçer tane arkadaşlar koltuk altından her gidip gelmede birer ilmek kesip üçer tane iki taraftan da keseceğim. Şimdi başa kadar öreceğim. Döndüğüm zaman buradan keseceğim. Öreceğim. İyi yüzden buradan keseceğim. Birer tane olmuş oldu. Gidip gelip buradan, gelip buradan iki oldu. Tekrar gelip, bir daha gelip kestiğim zaman üçer tane kesme işlemi yapacağım arkadaşlar. Üçer tane kesme işlemini de yapalım. Yani başa kadar örgülerimizi örerek kesme işlemi yapacağız arkadaşlar. Üçer tane ilmeğimizi de kesip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gidip gelip üçer tane de kestim arkadaşlar. İlk önce 5 taneyi sadece buraya gidip gelip kesmiştim. Sonra 3 ilmeğimi komple örgümü örüp oradan o taraftan ve bu taraftan sağlı sollu kese kese 3'er ilmek daha kestim. Toplamda şu kestiğimiz ilmek de dahil, şu 7 ilmekler hariç ortada 56 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bunları sabit öreceğiz arkadaşlar. 13 tane haroşa çubuğumuz olana kadar. Şuradan ilkinden sayıyoruz. Şuradan 1, 2, 3, 4.'ü yapıyorum ben. Buradan sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. çubukta arkadaşlar ördükten sonra yaka keseceğiz. 13. çubuğa kadar örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 13 diş şurada, yani çubuk haroşamızı ördük. Lastik örgüsünde dışarı kabarık olan çubuklarımızı sayacaktık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi 13 tane yaptıktan sonra şurada birazcık ense kısmında kesme çalışmamız var. Şimdi o kesme çalışmasını yapacağız arkadaşlar. Örmeye devam ediyoruz. Buradaki bant kısmında düz örgü örmem gerekiyor. 7 ilmeğimi düz örgü örüyorum. Ve 7 ilmeğimi örmeye devam ediyorum ve üstüne sayıyorum. 28 ilmek burada örüyorum arkadaşlar. 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ve 28 ilmek. Evet, 28 ilmek ördük. Şimdi bu taraf yanımızı ilk etapta keselim arkadaşlar. Arka yüze dönüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıp yandaki ilmeğimi örüyorum. Bir öncekini onun üstünden geçireceğim. Yani ön tarafta yaka çalışmasında yaptığımız gibi. Bir tane kestim, bir ilmek daha kesiyorum. İki tane. Tekrar örgümüzü sonuna kadar örüp bu kesme yerine kadar geri geleceğim. Yani bu sıraya çıkacağım. Öbür taraftan kestiğimiz yere kadar örüyorum arkadaşlar. Örgümün yine geldim sonuna arkadaşlar. Dönüyorum. Ve bu sefer bir tane ilmek kesiyorum. Ördüm. Bir öncekini üstünden geçiriyorum. Tekrar sıramı bitirip dönüp geliyorum. Burayı öreceğim. Arka yüz örüp buraya kadar geliyorum arkadaşlar. Tekrar sıramı dolandım. Geldim arkadaşlar. Arka tarafa dönüyorum. Bir ilmek daha kesiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüp baştaki ilmeğimi diğerinin üzerinden geçiriyorum. Ve sıranın sonuna kadar örüyorum.
omuz kısmında toplamda 24 tane ilmeğimiz kaldı. 28 örüp dönmüştük arkadaşlar. 2 ilmek kestik. Bir tur döndük, gittik, geri geldik. Tek ilmek kestik. Yine bir tur gidip gelip tek ilmek daha kestik. Toplamda 4'ünü kestik. Burada 24 tane ilmeğimiz kaldı. Şöyle göstereyim. Çünkü 24 ilmek ön tarafımızda da burada 24 tane ilmeğimiz vardı. Birebir denk gelsin diye 24 ilmeğimizi bıraktık arkadaşlar. Şimdi örmeye devam ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13'tü 14 oldu. 15. çubuğumuzu da yapıyoruz. Ve düz sıramızdan da arkadaşlar şöyle bakalım. Düz sıramızı örmemize gerek yok. 2 tane çubuğumuzu da örüyoruz. Yani 15'e tamamlayacağız. Bu 14. çubuğumuz. Buraya bir çubuk daha örüp omuzu birleştireceğiz arkadaşlar. 15. çubuğumuzu örüp geliyorum ben. Evet, 15. çubuğumuzda ördüğüm koltuk altımızı toplamda bu haroşa çizgilerimizde 15 tane çubuğumuz oluştu. Şimdi arkadaşlar keseceğiz. Hem kesip hem de kolumuzu birleştireceğiz arkadaşlar. Şuradan. Evet arkadaşlar, şimdi ön yüzü de böyle iyi yüze gelecek şekilde koyuyorum. Örerek hem keseceğiz hem de omuzunu birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi 2 ilmek öreceğiz burada. İsterseniz arkadaki ilmeği alalım, öndeki şişe takalım. Hani elinize nasıl geliyorsa. Şimdi bu 2 ilmeği ikisini bir örüyorum. Ördüm. Şu ipimi sıkılıyorum. Hatta bu ipimi buraya şu ipimle bir düğüm atıyorum. Bunu bir sıkılayalım. Sonra içine çekeriz bu ipimizi. Evet. Ne yaptım? Bir ondan ilmeğimi ördüm. Şimdi yine tekrar ikisini yine örüyorum. Bakın ördüm. İkisini de çıkarıyorum. Bir önceki ördüğüm ilmeği bu sonraki örmüş olduğum ilmeğimin üzerinden geçirdim. Yine bir bundan, bakın bir de bundan ikisini örüyorum. İkisini de çıkardım şişimden. Bir önceki ilmeğimi üzerinden geçirdim. Zorlanıyorsanız ikisini bir öyle örerken arkadaşlar şu ilmeği çıkarabilirsiniz. Bu şişe takın. 2 ilmeği örün. Bunu üzerinden geçirin. Bakın buradan bir ilmek aldım. Şuradan da 2 ilmeği birleyip örüyorum. Şu ilmeğimi onun üzerinden geçiriyorum. Arkadaki şişten aldım. Diğer şişle baştaki ilmekle ikisini bir örüp baştaki ilmeğimi onun üzerinden geçiriyorum. Yani burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar süveterimizin ters yüzündeyiz. Orası da ters yüzü, burası da iyi yüz, ön taraflar birbirine kapanacak arkadaşlar. Şimdi buradan alıyorum. Buradan ikisini bir örüyorum. Bir önceki ilmeğimi geçirdim. Arkadan aldım. Öndekiyle birlikte 2 ilmeğimi örüp geçirdim. Şöyle yan yana da yapabilirsiniz. İkisinden bir çıkardığınız zaman ilmekleriniz kaçırmadan. Böylelikle omzunu da iğne iplik kullanmadan arkadaşlar birleştirmiş oluyoruz.
Diğer şişten aldım. Ön dikişe takıyorum. İkisini bir ördüm. Baştaki ilmeği geçirdim. Çok kolay ve gayet muntazam olan bir kesme yöntemi arkadaşlar. Sonuçtan sizler de memnun kalacağınızı tahmin ediyorum. Evet. ...24 tane ilmeğimizi bu şekilde örerek kestik arkadaşlar. Birebir denk geliyor zaten. Sonuncuyu da ördüm. Geçiriyorum. Tek bir tane daha örüp bu ipimle dikiş yapmama gerek kalmayacağı için bu ipimi arkadaşlar buradan kesiyorum. Evet arkadaşlar, ipimi kopardım. Şöyle çevirip size de göstermek istiyorum. Omuz birleştirmesini gayet muntazam bir şekilde, kaba olmayacak. Diktiğimiz zaman biraz kaba oluyor. İster istemez şu iki ucu birbirine getirip diktiğimiz zaman kaba oluyor. Böyle daha muntazam, daha ince bir birleştirme yöntemi oldu arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar örgümüze devam ediyoruz. Şişimizin diğer ucunu alıp arkadaşlar şuradaki ilk kestiğim ilmekten, şurada kesme işlemi yaptığım ilmekten şöyle, hatta bu ilmeği şöyle şuraya takayım, şişimin ucunu aldım. Hatta tığ yardımıyla alayım, biraz daha kolay olacak. Şöyle buradan ilmek çıkaracağım. Bu ara ayrık kalmasın diye buradan ilmeğimi aldım arkadaşlar. Bakın. Şimdi buradan kesme işlemi yaparak devam edeceğiz. Bir tane örüyorum. Düz örgü olarak kesiyoruz. Bunu diğerinin üzerinden geçiriyorum. Bir tane kestim. İkinci ördüm. Bunu diğerinin üzerinden geçiriyorum. Ördüm. Toplamda 14 tane ilmeğimizi kesiyorum arkadaşlar. Kenar tarafta yine 28 tane, şurada 28 tane ilmeğimiz kalacak. 14 ilmeğimizi bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Bir ilmek örüp bakın bir öncekini üstünden geçiriyorum. Tane ilmeğimi orta kısımdan kestim arkadaşlar. Kenarda 28 ilmeğim kaldı. Başa kadar gidip arka tarafta tekrar buraya kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 14 ilmeğimizi kestik. Başa kadar gittim, geri geldim. Ne yapıyorduk? İlk etapta 2 tane ilmek keseceğiz. Baştakini örmeden alıp ikinciyi örüyorum. İlk ilmeği diğerinin üzerinden geçiriyorum.
Bu kesme tarzıma da dikkat ederseniz yaka için buralardan arkadaşlar ilmek alacağız. Sizler de böyle kesmeye dikkat edin arkadaşlar. 2 ilmek kesiyorduk. Bir tanesini kestim. İkinci ilmeğimi de kestim. Tekrar 2 sıra örüp buraya geliyorum. Başa kadar gidip arka yüzünde örüp burada tekrar kesme işlemi yapacağım. 1 ilmek keseceğim arkadaşlar. Tekrar git gel bir ilmek daha kesip yandaki çubuklarımızı diğer tarafta olduğu gibi 15'i tamamlayacağız ondan sonra. Birer tane ilmek daha gidip gelip keselim. 2 ilmek daha keseceğiz. Toplamda 4 ilmek keseceğiz. Ondan sonra tekrar yakanın birleşmesini, pardon, omzun keserek birleşmesini tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kesme işlemi bitirdim. Tekrar şuradan söyleyeyim. 14 ilmeğimi kestim. Gittim geldim 2 ilmek kestim, tekrar gidip geldim bir kestim, bir daha gittim geldim tek ilmek kestim ve buradaki yine şu haraşo çubuklarımı 15'e tamamladım. Şimdi omzun arkadaşlar şöyle diğer kısmını da iyi yüz iyi yüze gelecek şekilde koyup tekrar birleştirerek keseceğiz arkadaşlar. Şişimi alıyorum. Ne yapmıştık? Şuradan. Şunu çevireyim. Bir bu şişten bir de diğer şişten arkadaşlar. Şöyle ön taraftan da kesebilirim. Bu çünkü iyi yüzde. Bakın şöyle. İkisini bir örüyorum. Şu ipimi bağlıyorum buraya. Tekrar arkadaki şişten alıyorum. Bu şişime takıyorum ki kolay öreyim diye. Ördüm. Bir önceki ilmeği bunun üzerinden geçiriyorum. Yine bir buradan ilmek alıyorum. Bir bu şişten. İkisini örüp bir önceki ilmeğimi diğer şişin üzerinden geçiriyorum. Evet, buradan aldım. Tekrar üzerinden geçirdim. İlmeklerimiz bitene kadar arkadaşlar omzumuzu böyle keselim. Yakamızdan ilmek çıkarıp yakamızı örmeye başlayacağız. Omuzu kesip geliyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer omuzumun da kesme işlemini bitirdim. Şöyle çevirip göstereyim. Hem kesme hem de birleştirme işlemini birlikte yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi yakamız için ilmek alacağız. Şu diğer süveterimi de şöyle koyayım. Örmüş olduğunuz parçayı arkadaşlar böyle tepetaklak tutuyoruz. İpimizi alalım. Evet, ipimin ucunu alıyorum arkadaşlar ve yakadan ilmek çıkarmaya başlıyoruz. Şimdi şu ilk önce bir tığla geçireyim. Şurada arkadaşlar daha önce de dediğim gibi kesmelerim arkadaşlar şuradaki görüyorsunuz. Üst tarafı zincir gibi, zincir işi gibi oluştu. Onun ön taraftaki katlarından örerek alacağız. Bu
Bunların her biri bizim için bir ilmek olacak arkadaşlar. Şimdi ipimi şuradan ucunu arkaya aldım. Bakın arkadaşlar, ilk ilmeğimi alıyorum. Hemen ilk kestiğim ilmeğin kanadından şuradan bir ilmek çıkarıyorum ve şişimle alacağım. Şöyle şişime takıyorum. Bu ipi sonra burada düğümleyeceğim ve örerekten arkadaşlar, bakın öndeki kanada batıyorum, oradan tığımla, pardon, şişimle ilmeğimi çıkarıyorum. Eğer şişle çıkaramıyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Tığınızla ön kanattan ipinizi çekip şöyle şişinize takabilirsiniz böyle. Her kanattan birer ilmek. Ben şişimle çıkarayım şöyle. Sizler eğer şişle çekemiyorsanız, bakın şu kanatlardan ön taraftan alıyorum ki burada arkadaşlar önemli olan şurası, dediğim gibi düz örgüden sonra çevireyim şu lastik kısmını, ön bant pat kısmından ilmekleri alıp döndürüp size göstereyim. Şuradan öndeki parçasından zincir işi gibi gözüken yerin şöyle düze çeviriyorum. Bakın haroşamız devam etmiş görüntüsü olacak. İki tane düz sıramız vardı. Şimdi iki tane örgüye başlayınca haroşa örmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 9. Burada 10 ilmek çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. 9 tane, pardon yanlış mı görüyorum? 2, 4, 6, 8, 9. Bir tane şu baştan bir tane daha çıkarmam lazım. Önce o şurada bir potluk olmuş çünkü. O baştan eksik aldığım ilmeğim var. Şurada, evet bakın şurada. O ilmeği de alıyorum. Yani birebir onar ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 ve evet 10. ilmek. Bu patımdan 10 ilmeğimi çıkardım ve devam ediyorum. Yine dediğim gibi kesmelerim hep böyle devam ediyor, zincir işi gibi. Yakadan alacağım, arka kısma geçeceğim, arkadan devam edeceğim ve geri yakanın bu ucuna kadar ilmeklerimi alıp yakayı öreceğim, ilmeklerimi böylelikle oluşturmuş olacağım arkadaşlar. Şimdi ben ilmeklerimi takıp size kaçar tane ilmek olduğunu söyleyeceğim. Sıra sayımız aynı olduysa, birebir ördüysek aynı ilmekte çıkacaktır sizinki de. Ama bir iki aşağı iki yukarı fark etmez, yani üç aşağı beş yukarı diyelim. Ne ördüysek onun ilmeklerini takacağız. Hani benimki 28 olur, atıyorum yakadaki omuza kadar olan yer, sizinki 25 olur, hiç fark etmez. Ne kadar ördüysek sıra sayımız aynıysa aynı olacaktır. Ben ilmeklerimi takıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yakamın komple etrafını
ördüm. Yakanın ilk taktığım tarafta omuz kısmına kadar 29 ilmek, arka tarafım 31, bu taraf yanımda yine 29 ilmek oldu arkadaşlar. Şimdi örgümüze bakarsanız şöyle, buradaki düzeni devam ediyor arkadaşlar. İki ters, iki düz olarak yine devam edeceğiz. Şurada bir ilik açmamız lazım. Onu göstereyim size. Oraya gelene kadar örgümüzü örelim. İlk iliğimizin arası, hatırlarsınız, 1, 2, 3, 4 tane çubuktan sonra ki düz örgü olan yerde ilik açmıştık. 1, 2, 3, 4 tane. Yine ilik aralarımız 4 tane olacak şekilde ya da taktığımız yerden 1, 2 çubuk ördükten sonra, bakın şuradan taktık, 2 çubuğunu örüyoruz. Düz olan kısma gelince ilik açacağız. Oraya gelene kadar örelim arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Örgümüz ilk aldığımız, ilmek aldığımız sıra, bakın bir sıra ters örgüyü teşkil etti. Şimdi normalde bunun ikinci sırası olarak örgümüze devam ediyoruz. Bu başladığımız yerden ikinci çubuğu yaptıktan sonra ilik açacağız arkadaşlar. Bakın. O iki çubuğu örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yakadan ilmeğimizi aldıktan sonra şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi iki tane ters örgüden oluşan çubuğumuzu örelim demiştim. İlik aralarımız geldi. Yani tamamladık ilik arasını. Düz olan yerde, ters düşende değil de düz olan yerde açıyoruz. Şimdi iki tane çubuğumu, iki de altta vardı, dört taneydi aralar. İliğimi açacağım ve arka yüzden açmam lazım. Arka yüzden ters örgü öreceğim. Ön tarafa düz örgülü olarak düştüğü için iliğimi arka taraftan açıyorum bu sefer. Şöyle örgü büyük olunca birazcık çevirirken sıkıntı oluyor. Şimdi örmeye başlıyorum. Kenardan 4 tane ters örgümü örüyorum. 2, 3, bakın 4 tane ördüm. 1 tane artırıyorum ve 2 tanesini birleyip ters olarak kesiyorum. Şöyle iliğimi açmış oldum arkadaşlar ve ters örgüme devam ediyorum. 2 sırada bir örgümüzü değiştirerekten yakamızdaki bu yaka çalışmasını örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bunun üzerine, yani iki sırada bir değişeceğiz. Şöyle ön tarafı çevireyim. İliğimizi de oluşturdum. Şöyle bunun üzerine toplamda iki tane daha çubuk öreceğiz. Ters olan çubuğumuzdan öreceğiz arkadaşlar. O iki çubuğumuzu örelim. Arka taraftan, büyük bir ihtimal, evet, arka tarafa denk geliyor. İki çubuğumuzu örüp yakamızı keselim. İki çubuğu örüp geliyorum ben arkadaşlar. Evet, yaka çalışmasında son çubuğumu da yaptım. Yani ilikten sonra arkadaşlar bir iki tane ters olan bu haroşa çubuğumuzu yaptık. Şurada da göstereyim. Bakın iliğimizi yaptıktan sonra bir iki tane çubuğumuzu yaptık. Şimdi arka yüzdeyiz. Kesme işlemini arkadaşlar arka tarafta yapacağız. Ters örgü olarak bitirdiğimize göre iki sırada bir değişiyorduk. Bu tarafa da ters örgü örmemiz gerekiyor. Ters örgü örerek yakamızı örerek kesme tekniğimizi keseceğiz. Evet, ters örgü örerek kesme işlemimizi yapıyoruz. İlkini arkadaşlar örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm. İlk baştakini şöyle göstereyim. Diğerinin üzerinden geçirdim. Ördüm. Bir öncekini üzerinden geçirdim. Daha önceki gösterdiğim kesme tekniğimiz arkadaşlar bu şekilde yakamızı
çok sıkı olmayacak şekilde, çok da bol bırakmayın, esnek olmasın, yani marollama yapmasın, normal bir örgü dozunda yakamızı kesip bitireceğiz arkadaşlar. Örüyorum, bir önceki ilmeği alıp diğerinin üzerinden geçiriyorum. Örüyorum, diğerinin üstünden geçiriyorum. Evet, şöyle ön tarafını da size göstermek istiyorum. Bakın gayet arkadaşlar düzgün bir kesme şekli oluyor. Yakamızı bu şekilde keselim arkadaşlar. Süveterimiz bitti. Yanlarını dikip şöyle göstereyim. Yanlarını dikeceğim. Düğmelerini de dikip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yakamızı kestik. Bakın düğmelerimi de diktim. Yan taraftaki dikişimizi bakın. Bu yanlarda bırakmış olduğumuz üçer ilmekten dolayı lastik örgümüz birbirini devam eden edecek şekilde oldu. Formu bozulmadı. Yani arkadaşlar gayet düzgün ve süveterimiz dediğim gibi 1 yaşından sonraki 2 kış bebeklerinizin, çocuklarınızın giyebileceği ebatta bir süveter oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.